Sıradan insanın egosu okşanıyor. Televizyonlardaki dizileri izleyerek muhteşem yüzyıl dedikleri muhteşem yüzyılı ne kadar kanlı, yani ne kadar utanılacak, ne kadar yüzümüzü kızartacak olaylarla dolu olduğunu biliyoruz. Onu doğru yapsalar acaba tarih o mudur? Ne ilişkisi var? Onun yani hakkında da ben konuştum bir televizyon programında. Tamam, notanı söyleyin geri geldiğinde. O da tezviratın bir çeşidi, ihanetin bir çeşidi, yani hakaretin bir çeşidi. Bir dakika, ben bitireyim. O sene onu nasıl da gerçek kabul edip de onun üzerine imali fikrediyorsun? Bir senaristin yazdığı şeyi doğru kabul edip hüküm bina ediyorsun. Ben öyle bir şey demedim. Ben kendilerinden delil getirdim hadi. Ona itiraz ediyorsun. Bir senaristin sözü, uslubu, tasviri gerçekmiş gibi imali fikrediyorsun. Kemalist mi o senaristler? Öyle dediniz. En azından Osmanlı karşıtı yaptığı iş yanlış. Osmanlı karşıtı mı? Muhteşem yüzyılı çevirmiş. Evet, Osmanlı'ya ihanet. Televizyonda bağırlar bağırdım. Mesela 50 tane yanlışını söyledim. 3 tanesini söyler misiniz? Hangi yanlış mesela? Hiçbir devlet memuru köse değilse sakalsız değildir. Adı belli, sanı belli, sadrazam, matruş. 2. Sakalsız mı yani? Evet, matruş. 2. Hiçbir devlet adamı baş açıp ne sokakta ne makamında oturur Osmanlı yıkılana kadar. Osmanlı yatağa yattığı zaman bile başını örter. Arakiye diye bir gece takkesi vardır. 3. Harem Kanuni'nin 25. yıl dönümünde Topkapı'ya gelmiş. Harem orada değil. Harem Beyazıt'ta Mimar Sinan yaptı 25. yıl dönümünde. Ama harem var. Harem var ama öyle değil. Hareme değil de. Hareme padişah bile izinsiz giremez. O kadınlar öyle açık saçık değil. Vükela toplantısına öyle gelemez. Baştan başa ihanet.